bandında benim istediğim şarkı yer alsın dedi. Şimdi o bantı ekrana getiriyoruz. Bu bantın sonundaki şarkı Alex'in seçimidir. Alex'ten Fenerbahçe taraftarlarına bir armağandır. Ama önce ayrılık süreciyle ilgili onun vedası ve sonrasında da Alex'in seçtiği şarkı. Fenerbahçe tarihine geçen, 8 sezon her başarıda payı olan, rekorların adamı Alexis Souza'nın Sarı Lacivertli camiaya böyle bir sonla veda edebileceğini kimse tahmin edemezdi. O, yıllarca kaptanlığını yaptığı takımın saha içindeki liderliği kadar örnek bir futbolcuydu. Rakiplerine saygılı, aile yaşantısıyla da içimizden biri gibiydi. Benim için çok zor zaman şimdi. Her şey için çok teşekkürler. Eşi Diana Türk bayrağı ve Boğaz Köprüsü dövmesiyle Türkiye'ye olan sevgisini gösterirken kızlara İstiklal Marşımızı okuyor, Türkçe konuşuyorlardı. İşte Alex'in iki minik yavrusu İstiklal Marşı'nı böyle söylüyorlar sevgili izleyiciler. Yeni yıl, yeni yıl, hoş geldin bize, mutluluk getirdin sen ülkemize. Sadece futbol dünyası değil, siyasetçilerin de takdirini kazanmış bir sporcuydu. 3 sene önce TRT1'deki Birebir Futbol programına katılan dönemin başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan onu övmüştü. Bu yayının ardından Alex, Başkan Aziz Yıldırım'la birlikte Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulunmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek istediğini ifade etmişti. Ne olsun istiyorsun ismin? Merve. Türk milletinin acı günlerinde de Alex hep yanımızdaydı. Kimi zaman Türk bayraklı formasıyla, kimi zaman şehitlerimizin ismini yazdığı formayla çıktı sahaya. Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı futbolculardan biri olsa da başarısız sonuçlarda hedefteki isimdi. Hatta onu her zaman barına basan taraftarlardan tepki bile gördü. O günlerde arkasında olan tek kişi Başkan Aziz Yıldırım'dı. Yaşı ilerlemişti. Aykut Kocaman artık Alex'siz bir oyun düzeni oturtmaya çalışıyordu. Spartak Moskova maçıyla beraber de ilk sinyali verdi. Moskova'daki mücadele sonun başlangıcıydı. Maçta yedek bekleyen ancak forma giymeyen Alex, Twitter üzerinden bir arkadaşıyla sohbet etmiş ve oynatılmamasının gerekçesini kıskançlık olarak değerlendirmişti. Bu mesajın yankıları Gaziantepspor maçıyla bambaşka bir boyut kazandı. Taraftarın Aykut Kocaman'a tepkisiyle artık olayın içine Aziz Yıldırım da girmişti. Önce bütün tribünler yuhaladığı zaman ben kalktım, alkışladım ve bu burada kalmasını sağladık. O zaman o da saygı gösterecek bazı şeyler. Twitter'dan yönetime, hocasına, efendim yönetim Avrupa'yı düşünmüyormuş. Her zaman düşünüyoruz. Öyle şey olur mu? Varsa sorunuz şeylerimiz, gelirsiniz kulübe, oturursunuz, yetkililerle konuşursunuz ama Twitter'dan
etrafı toparlamazsınız. Pazartesi günde ikili Alex'i kulübe çağırdım, konuşacağım kendisiyle. Bunları hepsini söyleyeceğim. Twitter'dan mesaj olmaz. Ben 14 sene başkanlık yaptım, bir gün Twitter'dan konuşmadım kimseyle. Tam da o günlerde Alex'in heykeli açıldı. Aykut Kocaman her şeye rağmen törene katılmış ve futbolcusunun yanında yer almıştı. Alex açılışta gözyaşlarına boğulmuştu. Ligdeki Kasımpaşa maçı Alex döneminin sonuydu. Devre 0-0 bitmişti. İkinci yarıya Alex ve Stohsuz çıktı Aykut Kocaman. Ama oyundan alınmalarından çok maçı izledikleri yer dikkat çekti. Alex, Stoh ve Serkan tribündeydi. Fenerbahçe mağlup duruma düşünce gözler Brezilyalı yıldıza çevrildi. Maçı Kasımpaşa 2-0 kazanmış ve Fenerbahçe soyunma odasında kıyamet kopmuştu. 1 saat 40 dakika boyunca kimse çıkmadı içeriden. Aykut Kocaman istifa etmiş, Başkan Aziz Yıldırım ve bazı futbolcular kendisini ikna etmeye çalışmıştı. O futbolcular arasında Alex yoktu. İkili arasındaki ipler artık tamamen kopmuştu. Hayatımın en üzücü imzası oldu. Fenerbahçe bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Her şey için teşekkürler. Her şey için çok teşekkürler. Bir devir sona ermişti. Fenerbahçe ile Alex'in yolları hiç beklenmedik şekilde ayrılmıştı. Bu veda geçmişteki ayrılıklara benzemiyordu. Yıllarca Fenerbahçe'ye emek veren bir efsaneye böyle bir son yakışmamıştı. Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız? Geçip giden yılların ardından bakacağız. Kim derdi ki bir tane gün gelip bıkacağız? Ben de yenik yüreğim yalnız kalacağız. Alex'in adı artık Fenerbahçe tarihinin sayfalarında yazıyor. Ama en önemlisi sadece Fenerbahçe taraftarının değil, her Türk futbol severin gönlünde yer alıyor. Efsane artık futbola veda etti. O şimdi golleriyle, saygın kişiliğiyle hatırlanacak hep.